devlet olarak yaratan bizlerin artık kimliğimizi, tarihimizi iyi bilmemiz gerekir. Ve bu bilinçle yola çıktık ve hedefimiz bu etkinlikleri her sene sürdürmek ve bu etkinlikler çerçevesinde 1570-71'den Cumhuriyeti kurduğumuz döneme kadar ve günümüze kadar ne kadar sürerse Kıbrıs'ta hizmet veren bütün paşaları Selim II'den başlamak üzere, ikinci Selim II'den başlamak üzere bütün paşaları Kıbrıs'ta valilik yapan bütün erkanı, kısacası bizi bugün bu cumhuriyetimizi, devletimizi kuracağı kadar hazırlayan atalarımızı bir yerde bilmemiz lazım. Buraya ne verdiklerini, ne getirdiklerini her birbirine sadece buraya gelip de kılıçla fethedip kelle keserek yapmadılar. Geri kalan miraslarıyla birlikte bütün bunları bilerek kendi kültürümüzü, tarihini, genel geçmişimizin tarihini artık bizlerin yapması lazım. Ve bu maksatla aramızda bulunan değerli hocalarımız ve kendilerine bugün bu sergide bize çok yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Arşivleri Başkanı Doktor Önder Bayrak'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü kendileri bize bir müjde daha verdiler ve bugün ben bu müjdeyi size açıklamak istiyorum. Bize bu sergilediğiniz güzel bir açılışı vesaireyi takdir ederek bir sonraki sergimizi kendileri bize hazırlayıp buraya getirecekler diyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz. Evet, zannedersem bugünkü sempozyumda burada çoğumuz bizim geçmişimizle, tarihimizle ilk defa olarak belki bazı bilgileri öğrenecektir. Misal olarak dışarıdaki görülen Fetih Suresinin asılı olduğu bayrağı görüp de bir tepki yaratan öğrencilere ya da bilmeyenlere hocalarımız onun sebeplerini açıklayacaklardır. O açıklandığında daha da bilinçli bir şekilde geçmişimize daha da sıkı sahip çıkacağız. Evet, ben sözlerimi burada kısa keserek hocalarımızı sizlere bir bir tanıtmak istiyorum. İlk oturumda, iki oturumda olacaktır. Kısa bir ara verildikten sonra ilk oturumdan sonra ikinci oturuma geçilecektir. İlk oturumda konuşmacı olarak hocalarımızı takdim etmek istiyorum. Birinci konuşmacımız Profesör Doktor Mehmet Akif Erdoğan olacaktır. Kendisini buraya çağırarak takdim ediyorum, çağırıyorum.